Selam. Mutfağım karma karışık. Çok da umurumda değil. Nasıl olsa sevim toplayacak. Yemek yapacağım çünkü. Bulgurumu bir yıkayayım. Nasıl bulgur pilavı yapayım dedim. Dur şu eski tepsimi yine indireyim. Şöyle suları onun üstüne aksın. Azıcık dedim bulgur pilavı yapayım. Azıcık kuru fasulye yapayım. Koyayım, bu lazım olacak. Yapacağımız başka ne var? Ben çıkardım tereyağı da. Hadi bakalım. Tereyağı kabım yıkanmış. Genelde şuna koyuyorum. Az az alıyorlar marketten. Dilimliyor sıra. Şöyle poşete koyuyor. Bir parça bir parça da iyi oluyor. Tabii çöp oluyor poşetlerde. Bilmiyorum ne kadar doğru. Çok yapmayacağım bulgur pilavını. Aşırı öyle abartılı. Kim yiyecek? Yusuf yiyor ama. Gerçi Sare de arada bir yiyor. Atsam. Makine boşalacak. Bitirmiş. O biraz beklesin. Evet. Baharlandı gözlüğüm. Soğutmamış daha, kurutmamış. Gözlüğümüz buharlandırdı hemen anında. Tel şehriyeli yapayım. Ha, bulgur pilavını güzel oluyor. Tel şehriyeli. Ondan sonra kuru fasulyemi atarım. Azıcık kaşeriyim, kavurayım. Şuradan poşet bakıyorum. Çöpe hemen elimle götürmeyeyim. Poşete koyuyorum. Rahat oluyor. İnanın saçlarımı kestirdiğime pişman oldum. Niye biliyor musunuz? Örgü yapamıyorum. Toplayamıyorum tam kat kat kestirdiğim için. O yüzden pişmanım. Kat olmasaydı keşke. Uzun saçı her şekilde sokabiliyorsun. Bir de bahara çok dökülme yapıyor. Mevsim geçişi mi? Mevsim geçişleri geçti ama bayağı bir dökülme var saçlarında yıkandığı zaman. Şimdi yeniden şöyle göz kararı. Bu olabilir. Kavuruyorum. İçine başka bir şey koymayacağım. Öyle domates falan filan
koymuyorum. Bebek de yiyecek çünkü. Bebek yiyince domates falan karıştırmıyorum şimdilik. Bibermiş, yeşil bibermiş. Ondan sonraki işler. Burada kuru fasulyeyi hazırlıyorum. Bir tane kuru soğan. İki tane yeşil biber doğrayayım. Az bir şey yapacağım zaten. Bulgurumu şehriyemi kavurdum. Bulgurumu da döküyüm. O da kavrulsun biraz. Sen de fasulyenin yağı elinde kuru fasulye çıkarttım dozuktan da soğanın kavrulsun. Bir tane de sucuk. Açık. Şöyle. Çok gelir. Zaten sık sık piyaz yapıyorum. Ben akşamları canım sıkılıyor. Barbunya'dan yapıyorum. Salatayı Allah hoşuma gidiyor. Şöyle kavuruyorum. Hepsini birlikte yıkadım bulgurumu zaten. Suyunu da saldım mı kısık bir ateş. Evet. Yeter bu su. Hatta ben bunu buraya alayım en küçüğüne. Yavaş yavaş demlensin. En büyüğünü kapatalım. Şurada şu tarafa geçsin. Bu tarafa bir tane de ya da iki tane yeşil biber atayım. Yanmasın.
Normalde bütün atarım. Yani bunu ikiye üçe bölerim de o kadar doğramam. Yeşil kuru fasulye hoşuma gider. Böyle diri diri acı doldum ama bu sefer doğrayayım dedim hadi. Şöyle bir kavrulsun. Şimdi salçasını koydum bu kavrulsun. Aslında bulgur pilavıyla ne? Kuru fasulye. 2 dakikalık yemek. Ne var? Bayılmadı, öldü. Salça. Evet. Şu anda salça arıyorum ben. İnşallah bulurum. Bazen gözümün içine girer. Bulamam, biliyor musunuz? Bilmeyin bana. Derler ya, gözün içine sokacaklar. Allah'ım, bismillah, bismillah. Salçayı demeyin sakın bana, edemeyin demeyin. Tövbe tövbe. Şu anda güvenmiyorum ben gerçekten salçayı. Neyin arkasına girmiş, yoğurtların arasına girmiş. Hangi ara girdin sen oraya? Hangi ara girdin sen oraya? Çok atmayayım salçasını. Hangi ara girdin sen? Bedeni biliyorum ama yine de ihtimal. Biter mi? Biter. Yani sonuçta devamlı kullandığımız salça soğan. Kıstım. Biraz sıslığı gitsin salçanın da. Niye gerek kalmadı. Tutturdum. Bazen tutturamıyorum. Böyle ellerim sallanıyor, sallanıyor. Titriyor, titriyor demiyorum. Sallanıyor, sallanıyor. Açık. Donmuş hemen yapışmış şeye kaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu da atacağım. Çok da doldurmuyorum suyunu. Zaten haşladığım bir fasulye olduğu için kaşıkla da atabilirim buna. Bismillahirrahmanirrahim. Pilavlara özellikle elimle atıyorum. Tam cüp denk geliyor. Sulu yemekte sonradan da aslan olur. Az da olsa olur. O yüzden şimdi de kalmış. Hadi. Bir hafta daha yeter yetmez sıvı yağımız. İdaresiz. Bulguru bayağı bir kız.
bastım. Yavaş yavaş demlensin. Böyle boy alsın dedim bugün. Bu tarafa koymadım. Biraz dedim beni de çeksin ya. Lastikleri kaldırırım yerine. Makineyi boşalttıktan sonra biraz makine kurutsun. Ondan sonra da devam ederim yine. Evet, bulgur pilavım tamamdır. Güzel şehriyeli şöyle görmenizi isterim. Ben çok seviyorum böyle bol şehriyeli kavrulmuş zaten üstünde belli oluyor. Şöyle bir bakayım. Çok kısık ateş alıyorum ya o yüzden. Şimdi baharıyla pişsin suyunu çekti. Kuru fasulyem daha kaynamadı. Kaynamadı. Onu bekleyeceğiz. Bu kaynayacak, özleşecek. Az bir tencere yaptım. Küçük küçük. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Şöyle dedim biraz. Halloldu. Kavanozlar da bayağı bir işime yarıyor ya. Küçük kepçemiz. Şöyle ayırayım. Ondan sonra dolaplarına kaldırırım bu tarafı, bu tarafı. Kepçe. Büyüğümüz. Bazen koyuyoruz tahta kaşığı makineye, bazen koymuyoruz. Şu kısmı kaşığı herhalde. Ben de bunlarla çay içebiliyorum. Böyle saplı bardaklarla çok hoşuma gidiyor. Bunları da bu tarafa dökeyim. İnanıyorum ki yarın yamalak gözüküyorumdur. Doğrudur. Şimdi bakacağım. Bakacağım. Şöyle geriye çekeyim biraz. Herkesin yeri ayrı.
Yani bu arada kaynamaya geçti. Şöyle yapabilirim. Bunlar tekleme. İki tane var gerçi ondan. Bunlar da günlük tabaklar, iyi oluyor, rahat. Ay, ama makine boşalsın ya. Günlüğü seneliğe mi var? Takımlardan ısrar çıkarmış bir şeye. Ya da ben çıkartmışım. Israr diyorum ama bakmayın. Kesin ben çıkarmışımdır. Çünkü ben oynuyorum tabaklarla. Tamamdır, boşaldı bak. Hepsini toplayayım atayım. Yerleştirmeye gerek var mı? Yok. Bak doldurdum hepsini oraya. Ya ne kadar kolay dolduruyorum. Hepsi burada bekliyor. Benden sonra Esra buraları düzenler. Bunlar çekmeceler olmasa nereye dolduracağız zıbırı zıbırı bilmiyorum. Şöyle ters yatırıyoruz ama yine de buradaki duvardan dökülme yapıyor, biliyor musunuz? Yıkamadan bu plastikleri kullanamıyoruz her seferinde. Çıkarıp da yıkamadan. Bu taraf yapmıyor. Bu taraf dökülme yapmıyor. Ama o taraf yapıyor. Bunlar şeyin arkasına gidecek. Tribotun arkasındaki dolabı açmam lazım. Evet, hemen bakalım kaşıklar. Şunlar küçük. Biraz. Ben biraz küçük kaşıkları seviyorum. Gençte. Çok büyük olmayacak. Şöyle mesela bunlar da yemek kaşığı takmayı sadece izine. Bunlar da benim. Daha küçük. Yemek yerken ağır oluyor sanki elime. Yani de pişmek üzere. Amaç suyunu çekti zaten, o haşlanmış ya. Koyulaşsın. Bazen severim kuru fasulye, sulu da yaparım. Bazen de çok koyu yaparım. O anki damak tadım. Şöyle limonları kullandığımız limonları biz koyuyoruz. Parlaklık versin diye. Bunları da bu tarafa dolaba koyacağım. Güzel. Kuru fasulyeyi. Aldım. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Şöyle kıstım. Azıcık da kapatayım. Sufçuğunda yoğurdu var. Burada buzdolabından çıktığı için ev yapımı. Kalsın bakalım. Yapacak bir şey yok herhalde.
Bunlar için ilk tribotumu çekerken yerleştiririm. Dolap, bu taraftaki dolaba gidecek bunlar, yerleşecek. Esra diyordu ya, çaydanlığın kolu oynuyor ama hangisi? Bilemedim. Kaç sene olmuş, 7 sene olmuş, yeğenim vermişti bana. Hala dedi, ben kullanamıyorum, al. 7-8 sene oldu. Artık eskirse de alışmışız kettle'a ya. Yani kettle tarzı çaydanlıklara. Bilmiyorum, herhalde yine öyle bir şey alırım. Bozulursa da yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kuru fasulyeyi bir 10 dakika sonra... Yok, 10 dakika çok olur. 5 dakika sonra kapatırım. Kalsın, pişsin yemeklerim erkenden. Hazır olsun. Ay, kaldırdım. Acaba boyum gözüküyor mu diye. Arada da kendimi göstereyim ya. Sağlam vaziyette buradayım. Canlarım benim, Allah razı olsun. Vallahi hepiniz, yani bir izlemeniz bile o kadar onur ediyorsunuz ki beni. Allah razı olsun diyorum. Dert görmesin o güzel elleriniz. Hani izlemeseniz de kenara koyun, açın. O şekilde de, çünkü insanlar her zaman oturup başına izleyemiyor. Televizyonun olsun, telefonun olsun, haklısınız. Hani bir destek amaçlı istediğim. Açın kenara, o zaten kendi kendini izlerken aynı işlemi görüyor. Sesini de kısın, sesini duymak istemiyorsanız. Bazen Emine'yi biliyorsunuz, şimdi seyrederken çocuğu Esra'ya uyutuyor. Sesini haliyle mecburen kısıyor. Yani bizde de oluyor. Kendi videomuzu izlerken bile sesini kıstığımız oluyor. Çocuklar uyursa. Genelde geç vakit bakıyoruz. Hemen anında değil çoğuna. Allah diyorum ya, Allah razı olsun yine. İzliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yazmasanız da. Bizi takipçilerim de var, biliyorum. Yazmak istemiyorlar. Hepinizden, çünkü bende de var o. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah, bugün evde işte makineyi boşalttım. Kuru fasulyeyle pilav yaptım alt üstü. Yemek tarif verecek halim yok size. Yani dünkünde de söylemiştim zaten. Ben yemek tarifi vermeye değil, yaptıklarımı göstermeye. Aa, eksiğim olur, yanlışım olur. Tarif edersiniz. Şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Ben açığım bu konularda. Hakaret olmadığı sürece eleştiriye açığım. Ama abimi şikayet edeyim size. Şimdi aklıma geldi. Sabah biraz beni güldürdü. Anlatmak için dedim ya, abim gelmek istemiyor. Ya diyor, öyle deyinceye kadar diyor, yaramaz adam. Gelmiyor deseydin diyor. Çok güldüm ya. Aa dedim. Öyle bir şey söylenir mi? Boş ver ya diyor. Ya diyor, zaten diyor, ben diyor gelsem niye gelmeyeyim? Canım istemiyor. Ama öyle deseydin diyor. İyi dedim, öyle deseydim. Sen de oradan yanlış anlardın. Kırılırdın belki. Öyle değil mi? Yani öyle desen böyle olur. Böyle desen öyle olur. En iyisini, ben doğrusunu söyleyeyim dedim. Çıksın arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.